Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Bugün New Jersey Clifton'dayız. Neden geldim? Bu tarafta biraz şöyle sizlere Clifton'ı gezdireyim istedim. Bu arada da benim eski aile dostlarım vardı. Buraya gelmişken onları ben es geçemem tabii. Biraz sohbet edelim ve onları da size tanıştıralım istedim. Reyhan Hanım, Reyhan Kalender. Reyhan Hanım hemen hemen kaç yıldır Amerika'dasın? 30 yıldan beri. 30 yıldan beri Amerika'da. İlk tanıştığımız 1978'de tanışmıştık. Doğan Bey, Reyhan Hanım'ın eşi oluyor. Değerli Doğan Kalender. Doğan Bey de yıllardır Amerika'da. Türkiye'nin neresinden gelmiştin Doğan Bey? Gölcüklü. Gölcük'ten. Ben Eskişehirli. Reyhan Hanım Eskişehir'den. Eskişehir'den ben. Evet. Nasıl tanıştık? Ben de Amerika'ya o dönemde yeni gelmiştim, 1998'lerde. O dönemde ev, tabii kiralık ev ararken falan sağ olsunlar bana yardımcı oldular. Bir hafta evinde misafir ettiler. Böyle bir kardeş aile gibi olduk o dönemde sağ olsunlar. Ondan sonra evimi tutup yerleşmiştim. Bu dönemde burada oturmuştum o esnada. Böylelikle dostluğumuz devam ediyor. Yıllar geçti ama hala onlar benim kalbimde bir yerde yaşıyorlar. Ailem gibiler sağ olsunlar. Doğan Bey'i biraz tanıyalım. Bize biraz kendisini anlatsın. Amerika'ya nasıl geldi, ne zaman geldi, niçin geldi, sebep neydi Doğan Bey'i buralara atan? Evet Doğan Bey. Gemiciydim ben o zaman. Gemide aşçılık yapıyordum. Amacım şeydi, Amerika'ya gelip Amerika'da kalmak. Ondan evet. Sonra işte ne yapalım, ne edelim? İşte küçük gemilerde çalışıyorduk o zaman. Ne yapalım? Büyük gemilere, yani Amerika'ya gidecek olan büyük gemilere gitmek. Ona geçmesi ona gerekiyor. Ona geçmem gerekiyor. Tamam. Bir arkadaştan bana ne yapalım, ne edelim? Gittik gemiye, işte şirketlere. Adam dedi yarın gel. Hemen işe girdiniz. Hemen işe girdim. Zaten aşçılar çok bulunmuyor gemicilikte. Hemen gittik ya ertesi günü. Hemen pasaportu şuydu buydu, bir hafta içinde Malta'daydı gemi. Malta'ya götürdüler bizi. Oradan Afrika'ya girdi. Gine diye bir yer Afrika'da. Oradan maden aldı. Hop, Texas'ın şeyine geldi, Caprice Christi'ye. Çıktık biz şeye. Texas'a mı çıktın? Texas'a, Caprice Christi'ye çıktım gemiden. Peki pasaportlar nerede bu arada? Pasaportlar gemide kaldı. Gemide kaldı. Tabii kaptanda her şey. Kaptanda her şey. Bütün her şeyimiz kaptanda. Tamam. Aldım çok ceketimi, heyecanlı. Çıktım. Ondan sonra bindik otobüse. Potsdam'a geldik. Gemiden 10 kişiydik. 10 kişi kaçmış gemiden benle biliyorum. Ben bilmiyorum tabii kimler girdik karşıdaki. Ondan sonra geldik işte maceramız başladı. Peki Texas'tan direkt sizi buradan bir bağlantı var mıydı sizin teslim alacak? Yok, bağlantı. İngilizce var mıydı? Ben biraz liseden hani şeydi, çalışıyordum kendi kendime, çalışıyordum İngilizceyi. Ondan sonra bir arkadaş Muhittin diye, Allah rahmet eylesin, o da geçen ay mı, iki hafta önce vefat etti. Birlikte geldik yani ondan birlikte. Onun Gölcüklü bir abisi varmış burada, ona telefon etti. Biz de aynı senin gibi yani. Senin nasıl bizde kaldın? Evet. Biz de onun yanında kaldık 15 evet, gün. Evet. Yani o bize, hiç unutmam Ayrı abi, Allah razı olsun, yani kulakları çınlasın. Geçen hafta Face'ten buldum onu. Konuşacağım inşallah. İlk söylediği laf bu, bak ben dedi size yardım ediyorum. Siz de dedi gelecek olanlara yardım edersiniz. Bu böyle el vermek gibi bir şey oluyor. Siz bana, ben size, oradan işte başkasına. Hanım öyle kızar bana mesela. Ben bulurum yoldan birisini, getiririm eve. Hala da kızar. Ben yine de bulsam yine de getiririm. Yine de kızar bana. Olsun. Ben yap buydu, denize atlıyorum. Evet. Hani tanımıyorsun, etmiyorsun diyor. Mesela getiriyorsun diyor. Türkiye'den aile dostlarımız var diye işte birisi geliyor diyor, onu alır mısın havaalanından, getirir misin? İşte otelde kalacak, otel niye para vereceksin diyorum, gel bize diyorum, alıyorum getiriyorum. Hanım diyor, sokaktan buluyorsun getiriyorsun. Böyle gidiyor bakalım, inşallah devam eder. Bakın ben de geldim buldum sizi işte. Yani, çünkü bak o bir haftalık yapılan bir iyilik. Ne oldu? O kadar sevindim yani, o kadar sevindim ki seni gördüm. Sizi her zaman yani takip ediyorum. Ama sen nerede daha önce görmüşsün. Tabii. Geldim ben, evi öğrendim. Ben bir haberim olmadığı için ilk defa geldim. Siz başka yere taşınsanız da ben gelir bulurum sizi, hiç merak etmeyin. Ben tek istediğim o zaten. Sağ olun. Yeter ki
yardım edelim. Unutmasınlar bizi yani. Peki o zaman geldiniz Texas'tan Amerika'ya. Welcome to United States oluyor o zaman. Peki ne iş yaptınız? Yine aşçılık mı yaptınız hemen geldiğinizde? Faysal abi vardı, kulaklar için nasıl? Onun yanında bir çalıştık. Dönerci dükkanı açmıştı. Birkaç ay mı, bir sene mi artık bilmiyorum ne kadar çalıştım orada. Ondan sonra istasyon, gaz istasyonu, pompacılığa başladık. Herkes mutlaka o pompacılık, o pompacılık işinden geçiyor. Yaptı. Doktorumuz, mühendisimiz. Reyhan'la tanıştık. Evlendik, kaçtık da. Kaç sene sonra evlendiniz? 90-92'de evlendik değil mi? Yani 90'da evlendik. Geldikten sonra 2 sene sonra. 2 sene sonra hemen evlendiniz. Helal. 92 dedin ya 90, onu bilebiliyorsun. Heyecanlıyım şimdi. Heyecanlar falan şimdi. sen de doğum gününde evlenseydin unutmazdı işte. Değil mi? Tabii. Evlendim. Ya da Doğan abin doğum onu, gününde evlenseydin onu tutturamadık işte. Yani. Sonra... İstettik anne babasından vermediler. Sonra kaçtık. Kaçarak evlendik tamam. Amerika'da. Saçma işini Amerika'da da devam ediyor bu olay. Kaçarak veya ne koyarsa. Sonra çocuğumuz oldu. Annem babam geldi falan. Barışıldı ondan sonra. İyi olduk. O tarihten bu tarihe hale çalışıyorsunuz. İstasyonu bıraktım tabii. Reyhan'la birlikte pompa bastık yani ilk zamanlarımızda. Birlikte gaz istasyonunda çalıştınız. Tabii anne baba kızar tabii. Ondan kızı sonra... aldınız götürdünüz gaz benim basmaya. Benim hiçbir şeyim yoktu yani. Sapsız üzüm mü derler yani. Gibi yani. Hiçbir şeyim yoktu. Ama ben de, pırıl delikanlı. Ben de vermezdim yani kızımı isteseler. Reyhan'da görünce ne yaptın Doğan abiye dayanamadın. Kısmetmiş yani. Ben de eğer bakıyorum kendime hani eski videolarıma falan bakıyorum. Benim de kızım olsa da vermezdim yani bu adama. Tabii. Yani o derece. Evet. Peki gelelim Reyhan Hanım'a. Peki Reyhan Hanım yani aynı yaştayız zaten Reyhan'cığım. Evet. Sen kaç yaşındaydın Amerika'ya geldiğinde? Ben 19 yaşındaydım. 19 yaşında. 19. Direkt Türkiye'den mi geldin yoksa? Ben 4 yıl Eskişehir'de kaldım. Ondan sonra 1990 senesinde ilk lotoyla geldim. İlk lotoculardanım. Öyle mi? Boş zamanında. 90 kaç senesinde? Mayıs. 90'larda mı 90. İlk loto çıktı? Evet. 1990 mı? Mayıs 6'da Hıdrellez'de geldim. Sen mi müracaat etmiştin babam, yoksa babam mı? Babam müracaat tamam. etti. Dört kişiydik işte. Hı hı. Annem, babam, kardeşim. Rahmetli oldu. Hep beraber geldiniz. Ya, hep birlikte geldik işte. Ondan sonracıma devam ettik. Çalıştık, çabaladık. Hı hı. Hayatımız peki, böyle geçti. Siz ilk geldiğinizde, şimdi Doğan Bey sizle evlenince tabii daha yakından tanımış oldu Amerika'yı. Çünkü siz daha eski burada yaşıyordunuz, evet. Değil mi? Peki siz geldiğinizde ailece neler yaptınız? Biz ailece geldiğimizde kalem yaptık. Çok enteresan olacak. Çok ilginç, ilk defa. Çok ilginç, kalem. Bu bildiğimiz, bildiğimiz kara böyle kalem mi? Tükenmez kalemleri tükenmez birbirine kalem. Geçirirdik. Hı hı. Fabrikasında mı? Fabrika değil, eve getirirlerdi. Tamam. Ondan sonra 12 bin tane kalem yapardık. Hmm. Aslında sabahtan yüzlerde. Akşama kadar. İşte 35 dolar falandı o da. Hmm. Ya damlaya öyle, damlaya öyle işte devam göl oldu. Öyle hı-hı. devam ettik. Sonracıma işte ben şeylerde çalıştım. Nasıl derler? Dikiş işlerinde. Ne derler? Konfeksiyon. Konfeksiyonlarda çalıştım. Boyama yapardım. Ondan sonra Asiyat teyzemiz var. Asiyat teyzemiz. Allah rahmet eylesin. Yaşıyor mu? Yaşıyor. Yaşıyor. O Asiyat teyzemiz. Tanıyorum kendisini. Bize şey verirdi. Evet. Boyama tişörtleri. Onları hı-hı. boyardık. Hı-hı. Yani onlarla. Devam ettiniz. Devam ettik. Sonra işte yavaş yavaş. Birkaç sene sonra birkaç her şey sene. Değişiyor. Her şey değişiyor zaten. Aynı işte kalamıyorsunuz. Bir ara kuaför işi falan hayır, vardı. Hayır ben kuaför değildim. Babamın kuaförü. Babanızın kuaförü vardı. Ya Türkiye'm kuafördü. O da kapatıldı evet. şu an. Yok. Ben hatırlıyorum. O dönemde Amerika'da tabii telefon kontak olayı yoktu. Kart alıyorduk böyle. Kartlardan 20-30 tane numara girerdik Türkiye'yi aramak için. O da kardeşimin dükkanıydı. Evet onu da Reyhan video. Hanım'ın kardeşinin oradan alırdık. Rahmetli Türkiye videomdan. Kardeşim Ayhan. Bir tane hata yapınca bütün numaralar giderdi. Tekrardan sil baştan yeniden 40 numaraya girerdik falan. Neler çektik biliyorum. Yeah, bir de o zaman böyle
kaset falan kiralıyordunuz. Kaset kiralardı kardeşim. O iş de kardeşim. Çok güzel bir işti. Çok güzeldi. Kardeşiniz yapıyordu. Tabii ilk telefonunu zaten kardeşim getirdi. O zaman ortakları vardı. Hı hı. İşte. Bütün o dizi filmleri falan hep insanlarımız çekim yapar. Evet. O şeyden kasetten alıyorlardı. Evet. Oradan izliyorlardı falan. Çok revaçtaydı o dönemde. Herkes oradan takip ediyordu. Kuyruk kasetten olurdu. Dizileri falan. Nasıl diyeyim? Evet. Hangi diziydi o? Bir dizi vardı hani. Şimdi unuttum diziyi. Durun. Hepsi yani. Ne bileyim. Çiçek. Vardı. Çiçek taksi yeni değil mi? Şey var. Perihan abla vardı. Perihan ablalar. Ondan sonra en şey. Çok o, meşhur diziler vardı. Hatırlıyorum o dönem ama. Kutlar Vadisi. Kutlar Vadisi vardı. Kutlar Vadisi sıra olurdu. Kapı değil mi? Kadar. Vay anası. Yeah. O dönemde. Tabii o benim dönemde. De Amerika'ya yeni geldiğim dönemde. Evet. Çok izleniyordu onlar falan. Kasette iki bölüm vardı. Ne kadar sürdü olay? O olaydan iyi paralar kazanıldı. Bayağı sürdü. Bir 15 sene falan. 15 sene gitti bu olay. Evet. 15 sene gitti. Ondan sonra tabii kompütürler çıkınca evet. Yavaş yavaş her şey biliyorsunuz zaten. Şimdi hiç ne kaset alınıyor ne zaten kaset yok. CD aynen. falan kalktı. O dönemde hatırlıyorum Türkiye'den yeni gelenler bu gençlik o dönemde bilgisayarlar yeni çıkmıştı ya. Az çok bilgisayara girmeyi, Hotmail kullanmayı biliyorlardı filan. Onlara hemen iş veriyorlardı biliyor musun? Evet. Mouse oynatabiliyor diye. Bakın nereden nereye geldik. Ya, yani. Nereden nereye geldik artık. Ne kadar yol yani, kat ettik. Şimdi şu durum kapıya geliyor her şey. Aynen. Dışarıya çıkamıyoruz maalesef. Peki bunca, evde oturuyoruz. Bunca zaman Amerika'da yaşadınız, çalıştınız. Ben biraz budget'ı sorayım. Ne yaptınız? Neler yaptınız? Para kazandınız mı? Elhamdülillah. Bir şeyler yapabildiniz yaptık, mi? Yatırımlar yaptık. Yapabildiniz yaptık, mi? Yaptık şükürler olsun. Yoksa Uncle Sam olduğu gibi elinizden aldı mı? Yok yok. Benim yaptık, elimden alıyor hani... vallahi. Ben ne kazansam alıyor. Ben çocuk olduktan sonra çok güzel. Değil mi? Yani saklamamıza gerek yok. Yani. Aslında Amerika'da gelenler iki tane, üç tane çocuklar yapıyorlar filan. Reyhancığım bir tane çocukla kaldı. Bir taneyle. Ya yani bir kızım var işte. Ben Allah sıfır şükür. Tabii. Ona da şükür yani. Şükür, şükür. Buna da şükür. Evet. Yaptık. Allah şükür evimizi de aldık. Hani büyüdü Dilara'cığım. Fazla, ne kadar fazla oldu? Kızım evlendi. Evlendi. 26 yaşında şu an. Maşallah. Yani iyiyiz Allah şükür. Başka bir şey istemiyoruz. Sadece evet. sağlık istiyoruz şimdiden sonra. Öyle. Peki Amerika'da gerisi emeklilik yalan. Durumu nasıl? Şimdi Doğan abi emekli olacak. Yıllardır çalışıyor. Kaç yaşında emekli olacaksın Doğan abi? 62 planım öyle. 62 yılında emekli olacak. Allah kısmet erken ederse. Erken emeklilik diyorlar ona da. He, malinen mi olacak? Yok. Nasıl erken, erken emekli? İşte, süresini mi dolduruyorsun önceden? 62 yaşında emekli olursam şey evet. alamayacağım. Sağlık hizmeti alamayacağım şeyden. Peki devletin verdiği. Normalde kaç yaşında olman 67. gerekiyor? 67. 65, 67 işte onun tam şeyini bilmiyorum şu anda ama 65. Çünkü Amerika'da yaşam, ortalama yaşam hani 70 düşünüyorlar. 80, 85, 90, 100'e kadar yaşam oluyor. Normal 70 yaşında emekli olmak duruma göre. Peki niye erken emekli olmayı düşünüyorsun? 62. Yeter diyorsun yeter artık. Yeter 62. İnşallah. Ama sağlığı ama nereden faydalanacaksın? Türkiye'den işte, mi? İşte o var ya. Tanıdığım arkadaşlar var. Nasıl yapıyorlar? 62 olacağım diyor mesela. Ama 62 olunca erken emeklilik sağlık şeyi olmuyor. Bu sefer sağlığında da demeçler oluyor o yaşa gelince tabii. Hanım bu sefer hiçbir şeyden yararlanamıyor. Nasıl olacak yani o emek sağlık da gerekli. Şu anda 62 planımız öyle. Aslında yani çaktırmadan ben kendim için öğreniyorum. Tüyolar alıyorum. Yani niyetimiz o bakalım. Orada kaldık. Ama yani emekli oluyoruz da ama sigorta yok. Sigorta ne yapacağız? Yok. Hastalıklar çoğalacak. Yeah. Artacak. Allah Allah. Başka bir formül vardır. Öğrenirim anlatırım. Siz de öğrenin bana anlatın. Şimdi hep onu diyorum arkadaş abilerimiz var. Eşi geliyor. Olmuyor emekli. Ya yani evet. niye oldum işte diyor sigorta ödemiyor işte sağlık şeyleri. Ben de diyorum acaba biz de mi öyle olacağız o zamana geldiğimiz zaman. Bunu bir program olarak aslında hep aklında bu emeklilik durumunu ben bir iyi bilenle bu işi iyi bilenle konuşmak istiyorum. Yani buradaki toplum bir aydınlatsın. Yani sigorta durumu ne olacak? Sigortalı mı olmak iyi, sigortasız mı olmak iyi? Yani Amerika'da biraz durum zor. Sigorta. Emeklilik yaşı çok uzun. 62 yaşında olursam sigortalı olamayacağım diyor. 70'ti değil mi emeklilik yaşı?
Hayır, 65 ya da 67 bilmiyorum bana hangisi. 65 galiba. Şey yapıyor. Kadınlar kaç yaşında? 60 mı? Vallahi yani yalan bir şey söylemeyeyim. Evet. Yani bilmediğim bir konu yani olduğu için. Şu an kimse emekli olmadığı için bilemiyorsun. O dereceye gelmedi. Şimdi benim tanıdığım Pakistanlı arkadaşlar var. Hiçbir tanesi emekli değil. 65 yaşında ama bakıyorum ki bütün yükleri devlete yıkmışlar. Burada hastalandın diyelim, gidiyorsun hastanede çertikev yaptırıyorlar filan. Bütün yükü devlete yıkıyorlar filan. Ama bu sefer devlet de tabii nereye kadar işte, bakın şimdi farklı farklı düşüncelere sahip oldular. Yani bu olaydan nasıl kurtulacağız diye onlar da farklı yöntemler arıyorlar yani. Aslında doğru mu değil mi onu biz de bilemiyoruz yani. Peki yaşanmış bir anı. Anı. Diyelim ki şöyle, Doğan abiye soralım. Doğan abi Amerika'da. Ablamla böyle, beraber ikisinin yaşanmış bir anısı varsa. Evet, güzel böyle, bir anınız var böyle mı böyle? Burada yaşadığınız, unutamadığınız. Unutamadığımız bir anı çok var da hangisi? En güzelini anlatalım. Valla senin unutamadığın. Gitmiştik Atlantik'te işte, arabada yattık ya, yani. Bir anım o var yani. Bak, evet. Herkes hala yüzme vurursun yani. O bende de var. Yokluktan yani, yani o zaman. O zaman tabii ki şimdi, para yok, pul yok, ne yapacaksın? Atlantik City'ye gittik. Tamam. İşte kumar oynadık falan filan. Zaten o zaman ne oynuyorsun? 20 lira atıyorsun. 20 lira kaybettiğin zaman bizim için büyük para yani. Üzülüyordun o zaman. Hı hı. Ondan sonra gece 3 mü oldu? 4 mü oldu? Gece oldu otel. Otele hadi yatacağız. Para yok. Yok. Hani zaten otelden 10'da çıkman lazım. Ya da 10'da ya da 11'de buranın. Uyuyacağız sabah erkenden çıkacağız. Hani 3'te yatacaksın 11'de çıkacaksın. Hani dedim, hatta ben dedim yani. Arabada yatalım dedi. Hı hı. Arabada uyudum. Hala söylerim. Arabada uyudum ama Azimeciğim nasıl biliyor musun? Nasıl? İki büklüm. İki büklüm uyuyorsun ama araba küçük müydü? Araba küçüktü. Hiç unutmam. Küçük no. Araba. Ondan. Toyota Corolla değildi. Ford Escort GT'ydi. O muydu ya? Okey. Hiç unutmam arabamın markasını da. Ondan sonra tabii kazık kadın. Hadi Jeep olsaydı. Ama kışın yani. Kışın ortasındayız. Kar, kıyamet. Yani arabada yatırdı beni. Ve dedim ah da olsun ki, ah da olsun. Ben dedim yemin ediyorum dedim biraz paralanayım. Biraz durumum iyi olsun. Hangi otele gidersem 5 yıldızlı olacak dedim. Ahtımdır bu benim. Hayatta hani yanlış da kimse anlamasın. Ben sadece o zaman ahdettim. Ben dedim hangi otele gidersem 5 yıldıza gideceğim ve hala nereye gidersem gideyim 5 yıldızlı olacak. Ve kendisi de çok iyi bilir. Hayatta bravo. Yatmam. Ama bravo abla, alkışlıyoruz yani ablamızı. Bravo. Abi bu ceza sana. Cezası. Evet. Doğru abi yani. Helal olsun. Ceza biraz tuzlu oluyor ama evet. Vallahi ahdettim, yemin ettim o zaman. Çünkü belim tutulmuştu ve çok ağladım. Yani benim gibi bir hanım nasıl yatar mı burada dedim. Doğan abi. Yok şimdi Allah'a bir şükür. Doğan abi böyle bir fırtına geldiği zaman kadın ismi takarlar hurricane'e. Neden? Şimdi anlıyoruz değil mi? Yani kadına kesinlikle kötü anı yaşatmayacak. Doğan abi. Maalesef. Şimdi evet. Sana bu kadar yüklendik ama biraz daha böyle keyifli anılarınız da vardır. Değil evet, mi? Bir de ya hayatımız hep keyifli ya. Yok ya, eviniz çok güzel, keyifli. Çok keyifli bak, bir eviniz var. Keyifli yani. Evet. Şükür şükür. Şimdi bazen şey oluyor. Eve geliyor şuradan dönüyoruz. 902 tane kafa var burada. Ama ne güzel. Yani, gelmiş burada oturuyor. He, oturuyorlar yani insanlar kendi evi gibi. Bu güzel bir şey. Bir geliyoruz yani biz sanki misafir gelmişiz. Yani yoldan geçerken oturuyoruz. Evet, biz misafir geldik bugün Azim bugün Hanım'ın dostlarını. Hani biz evde olalım almayalım sağ olsunlar. Bir program gibi her değil zaman de. Ben şu köşeye bir semaver koyun da gelen çayını yapsın içtin yani. Ya sen benim arka bahçeyi görsen tandırlarım ben neler yapıyorum. Bak dün kelle yapacaktık tandırda. Güzel. Nasip olmadı. İnşallah abi sen haber ver şimdi numaramızı alırsın. Biz haber verirsin. Biz geliriz o gün. Vallahi istediğiniz zaman. Sağ ol ablacığım. Yani. Çok. Peki Amerika'ya gelmek isteyene ne söylemek istersiniz? Ne bileyim ya. Türkiye'de cennet aslında. Eğer gelmek imkanı varsa. Gelmek istiyorlar. İmkanı varsa gelsin. Ama durumu iyiyse de hiç gelmesin. Yani bir insanın durumu iyiyse Türkiye'den niye buraya gelsin? Durumu iyi olan bozuk gelmiyor zaten de. Gelmesin. Gençlik öyle gelmek istiyor. Üniversiteler gelmek istiyor. Onlar mesela da liseyi bitirmiş orada bir işe giremiyorlar. Üniversiteyi bitirenler dahi boşta çalışıyorlar. O tip kesim, o kesim her zaman
Amerika'ya gelmek istiyorlar. Ama işte onlar da sefil oluyor güzelim burada. Ne yapsınlar işte? Sefil olmamak için gelmeden sefil olmamak için ne yapsınlar? Bir tanıdığa gelecekler anca. Mutlaka bir tanıdık. Mutlaka bir tanıdık yol olmalı. Gösteren yol olacak gösteren onları. Olacak. Tabii ki biz neler gördük? Şu parkta yatan insanları gördük. Tabii. Ve ben kaç kişi aldım parktan? Ama önemlisi de orada İngilizce öğrenmeleri gerekiyor. Tabii değil ki mi? İngilizce öğrenmeleri şart. Şart. Bir de Amerika'da ne iş yapabilecekse bir fiziki bir iş anlaması lazım bir evet. işten, değil mi? Anca gelip okula bir gider. Bir sene burada kendini ayakta tutabilmesi için part time işe girer. Fiziki bir şey çalışması evet, lazım. Part time işlere girebilecek. Ondan sonra gelebiliyor. 3-4 saat neyse. Gaz basabilecek. Başka bir şey yapamaz. Yani Allah'tan ki o gaz basmışı da var ama şimdi şu an elektrikliye geçiyoruz. Yani. O da kalkıyor. Yani o da kalkıyor. Şey gibi kaset kiralama işi maalesef. Gibi onun da dönemi doluyor. Maalesef. Artık gaz basma işi de olmayacak. O zaman ne oluyor? Teknolojiyle alakalı bir şeyler yapmanız lazım. Gençler onu onunla ilgili bir şeyler yapmaları lazım. Kart durumu var yani çalışma izni olması lazım. Onu Türklerin arasında devlet, idare ediyorlar. Ama devlet push yapıyor şimdi. Onu da kaldırma uğraşıyor. Bak Meksika'ya duvar örmeye çalışıyor. Green Card'a müracaat edecekler. Yani kolay Meksika değil eskisi gibi. Meksika'nın oraya duvarı örüyorlar ama merdiveni koyup üstten bir atlamak şey, zor bir işte, şey mi? Veya şey alttan kazıyıp köstebekler gibi geçmek zor bir şey mi? Meksikalılar her yönü dinliyorlar. Bir şey biz de aynı mesela. Türkler kendi aralarını hallediyor işte o durumu. Ama devam böyle şey çember daralıyor yani. Evet. Eskiden iyiydik hemen gidiyordun. Selamun aleyküm hemen başlıyordun herkes işte. Herkes iş veriyordu şimdi evet. Şimdi korkuyor yani cezaları iş yerleri var, de korkuyor. Azim Hanım. İşverenden cezaları var. Evet Doğan abi de burada özel günlerde buraya Türk bayrağı asıyormuş. Evet. Doğan abinin o yönü de çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Doğan abi. Sağ olsun geliler resim çekti. Evet. Şöyle efendim şu caddeye ediyoruz. Şöyle gördüğünüz kısma, gibi. Türk günü yürüyüşümüz evet. oluyor. Bu sene olmadı tabii. Şu caddeye, şu direklere. Clifton Parkı'nda. Evet kocaman bir Türk Clifton bayrağı. Clifton Parkı'nda sürüyor. Türk bayrağı. İşte evet, Doğan şu... abiyle Reyhan ablamızın parkı. Reyhan'cının evet. bayrağı. Evet. Bu da herkes bilir zaten burayı. Harika keyifli bir yer. Çok keyifli yani insanlar. Evet. Yok ben çok sevdim abi burayı. Gerçekten aynen. Çok hoş. Her zaman bekleriz. Her zaman. Çok hoş bir yer. Efendim peki, bugün çok güzel sohbetti. Çok teşekkür evet. ediyorum. Teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız. Biz çok çok teşekkür ederiz. Böyle sohbetler zaman zaman yapacağız aramızda. İnşallah. Allah kısmet ederse. Zaman zaman Türkiye yine böyle sohbetlerimizi koyarız. Evet. Çok hepinizi öpüyorum. Sayın yönetmenim size de çok teşekkür ediyorum. Türkiye'ye selamlar. Eskişehir'de. Evet. Hepinizi öpüyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Bizde kalın.